Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu çantanın yapımından bahsedeceğim. Yapımı gayet kolay bir çanta oldu. Bunun için kağıt ip kullandım. Yaklaşık 200 gram ip kullandım ve ipime uygun 3,5 numara tığ yardımıyla örerek çantamı tamamladım. Bakın şu şekilde deriden iki tane askı kullandım ve bir tane de bu şekilde uzun askımız var. Hemen şu yan kısmından da iki tane metal halka yardımıyla çantaya tak çıkar şeklinde yaptım yine. Bu şekilde daha kullanışlı oluyor. İsterseniz uzun askıyı tercih edebilirsiniz. İsterseniz de kısa askı kısmınızı koluna takarak da kullanabilirsiniz. Tamamen bu tercihe kalmış bir şey. İsterseniz bunu örerek de yapabilirsiniz. İpin devamında veya siyah renkli ipiniz var ise bunu elinizde örerek de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde daha pratik oldu ve daha böyle ayrı bir havası oldu bence. Bunu da ipi satın aldığınız tuhafiyelerden bu şekilde çanta aparatlarında satın alabilirsiniz. Şu şekilde içerisine astarlama yaptım. Bakın şurada da küçük bir cebi var. Tamamen çantanın formunda kumaşımı keserek dikerek buraya sabitledim. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. 3 tane öncelikle 3 tane parça ödüyoruz. 1, 2 ve 3 tane parça ördükten sonra, dikdörtgen parça ördükten sonra bu ön kısımlarına başlayacağız. Şuradan taban kısmından itibaren örerek iki tarafını da tamamlayacağız. Aynı şekilde örüyoruz. Daha sonra da ilmek kaydırma tekniğini birleştirip çantamızı tamamlayacağız. Bunu ilmek kaydırma tekniğini anlayamayabilirsiniz ya da sizin için zor gelebilir. O yüzden iğne yardımıyla dikerek de yapabilirsiniz. Tamamen isteğe kalmış bir şey. İlla ki ilmek yürütme yaparak birleştirmeniz gerekmiyor. Dilerseniz şimdi beraber yapılışına geçelim. 45 tane zincir atarak başlangıcımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 45 tane zincir attıktan sonra parmağımızı 45. zincirimize tutuyoruz. Ekstra bir tane daha zincir çektim ve dönerek direkt 45. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve şu şekilde ipimi çekerek bir tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi yukarıya çektim. Bakın şu şekilde tığımda iki tane ilmeğim oluştu. İpimi çekerek sık iğnemi oluşturuyorum. Zincir çekerek başlamıştık. 1-2 tane sık iğne yapmış olduk. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. İpimi çektim. 2 tane ilmek oluştu tığımda. İkisini aynı anda çekerek bir tane daha sık iğne yaptım. Hemen yandaki zincirden boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum yukarıya. 2 tane ilmeğim var. Ve şu şekilde tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Tığımı boşluktan geçirdim. İpimi yukarıya çekiyorum. İçerisinden geçirerek sık iğnemi yaptım. Tığımı geçirdim, ipimi çektim. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa sık iğne yaparak ilerliyoruz. Şimdi son boşluğa geldim. Oraya da tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve sık iğnemi yaptım. Son boşluğa da sık iğnemizi yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Artık ikinci sıraya geçiş yapıyoruz. Hemen bakın şu yanındaki boşluğa batmıyorum. Bir zincir çektiğim için bunu bir tane sık iğne kabul edeceğim zaten. Eğer buraya batarsanız bir süre sonra arttırma yapmış olacaksınız. O yüzden buradaki hemen dibindeki boşluğa batmıyoruz. Bir sonraki boşluğa batacağız. Hemen dediğim gibi şu yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim ve sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Yine iki tane ilmek oluşuyor. Ve tek seferde çekerek sık iğnemizi yapıyoruz. Tığımızı boşluktan geçiriyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Hemen yandaki boşluğa atladım. İpimi yukarıya çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa sık iğne yaparak devam edeceğiz. Aslında bunu toplamda bakın şu şekilde burası birinci sıramız 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıra boyunca tekrarlayacağız. 8 derken aslında ikişerli, bakın bu şekilde 2 2 oluştuğu için 8 tane şu şekilde sayıyorum. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, bir tane de burada var. 8 sıra boyunca gidiyor. Toplamda bu şekilde 3 parça yapacağız. Ben 2 tanesini yaptım. Bir tane taban, 2 tane kenarlar için, çanta kenarı için. Bir tanesini de beraber yapıyoruz şimdi. Ekstra hiçbir şey yok. 45 zincir çekiyoruz ve dediğim gibi tamamen sık iğnelerden git gel yaparak tamamlayacağım. Şimdi ben boşluğa son sık iğnemi de yaparak sıramı tamamlıyordum. Aslında bu şekilde parçamızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir tane zincir çektim ekstra. İpimi burada keserek bitiriyorum. İyice şuraya sıkılaştırdım. Bakın bu şekilde tamamladık. Başta da saydığım gibi şurası birinci sıramız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra boyunca git gel yaptım. Sık iğneyi bu şekilde git gel yaparak tamamladım parçamı. Ve söylemiştim bundan 3 parça yapacaktık. Bakın şu an ben bir kısmını yaptım. Bir tarafını sadece sizinle beraber yapacağız. Şundan 3 parça demiştim. Bakın bir tanesi burada yan tarafında. Bir tanesi tabanda kullanıyoruz. Ve sizinle beraber bu taraftakini beraber yaptık. Sabitlemeyi göstereceğim. Daha sonrasında ise şurada dümdüz örmeyi göstereceğim. Bakın şu ön kısmını göstereceğim. Aynı olduğu için ben bu tarafını ördüm. Diğer tarafını beraber öreceğiz. Bu arada bu ütülenmiş hali. Bakın bu şu an ütülenmemiş hali. Öncelikle taban kısmını yaptım. Daha sonrasında bu üst kısmını yaptım. Daha sonra birleştirme yaptım. İlmek yürütme yaparak birleştirme yapacağız. Şimdi öncelikle şu üst kısmını örmeye beraber başlayalım isterseniz. Daha sonrasında birleştirmeyi göstereceğim. Çünkü birleştirmeleri en son yapacağız. Şimdi taban kısmınızı ayarladıktan sonra hemen şöyle ipimi parmağıma doladım. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapacağım. Şimdi burada şu şekilde yapacağız. Üste dönüşümüzü yapabilmek için ilmek yürütme yapmamız gerekiyor. Onu da şuradan başlayarak ilmeğimi bıraktım. Tığımı hemen birinci boşluktan sık iğneden geçirdim. İlmeğimi yukarıya çektim. İlmeğimi sadece tığ yardımıyla yukarıya çektim. Hemen şimdi yandaki boşluğa batıyorum. İpimi çektim. Ve ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütme yaptım. Hemen yandaki boşluğa batıyorum şimdi. İpimi çekiyorum yukarıya. İlmeğimin içerisinden geçiriyorum. Yandaki boşluğa batıyorum. Tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütme yaptım. Yandaki boşluğa battım şimdi. İpimi yukarıya çektim. İlmeğimin içerisinden geçirdim. İlmek yürütme yaptım. Yandaki boşluğa tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmek yürütme yapıyorum. Yandaki boşluğa battım. İpimi çektim. İlmeğimin içerisinden geçirdim ve ilmek yürütmemi yaptım. Boşluğa battım, ipimi çektim. İlmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Bakın bu şekilde sıra boyunca her boşluğa batarak ilmek yürütme yapıp tamamlayıp geliyorum şimdi. Şimdi ben son boşluğa da ilmek yürütmemi yaparak sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde iç kısmından ilmek yürütme yaptık. Çünkü üst kısmına geçiş yapacağımız için bu sizin aklınızı karıştırmasın. Şu son boşluk kısmına kadar ilerledim. Şimdi şu şekilde ön kısmını çeviriyorum. Buradan itibaren öreceğiz çünkü. Sadece üste geçiş yapmak için ilmek yürütme yaptık. Ters kısmından yaptık onu da. Bakın bu birleştirme yaptığım kısımlarda aklınızı karıştırmasın. Şurayı da ben birleştirdim ama modeli görebilmek, çözebilmek açısından bu şekilde belli bir kısmını yaptım. Daha iyi anlatabilmek açısından. Çünkü ben de sizinle beraber örüyorum. Ama aklınızı karıştırmasın. Siz şimdi en baştan yapacağınız için bu kısımlarını birleştirmeden yaparsanız daha da kolaylık olacak sizinle. Şuranın bizim için aslında şu an bir ifade ettiği bir şey yok. Burayı zaten en son birleştirme yapacağız. Biz buradan şöyle dümdüz örgümüze, şu ön kısmını daha doğrusu dümdüz örmeye başlayacağız şimdi. Dediğim gibi aklınızı karıştırmasın yan kısmı. Çünkü ben onu denemek için birleştirmesini yaptım. Şimdi burada son boşluğa sık iğnemizi yaptıktan sonra zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz artık. 2 3 tane zincir çektim.
3 tane zincir çektikten sonra tığımın üzerine ipimi bir kez alıyorum. Şimdi bakın üst tarafında şu şekilde ilmek yürütme yaptığımız noktalar var. Bakın üst kısmında. Hemen şu birinci ilmeği atlıyorum. İkinciye batarak. Bakın. Üstteki ilmek yürütme yaptım. İlmeğin içerisine şu şekilde alttan değil. Üstteki iki ilmeğin içerisine tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Ve iki seferde çekerek ikili trabzanımı yaparak başlangıcımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane atlıyorum. Bakın şu şekilde. Bir tane atlıyorum. İkinciye tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bir, iki seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde üste doğru çıkıyor artık. Çünkü üste doğru ilmek yürütme yapmıştık zaten. Şimdi bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane atlıyorum. Diğerinden şu şekilde tığımı üstten geçiriyorum. İpimi çektim içerisinden ve iki seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane atlıyorum. Hemen yandakinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane atladım. Diğer boşluktan ilmek yürütme yaptığımız kısımdan tığımı geçiriyorum ve bir iki seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Bir ikinci boşluğa batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Bir, iki, bir tane atladım. İkinciye batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Şimdi son boşluğa da batarak ikili trabzanımı yaptım ve toplamda 22 tane kutucuğa boşluğa ulaşmış olmanız gerekiyor sıra sonunda. Sayarsanız benimle aynı ölçülerde yapmak isterseniz sayarak ilerlerseniz karıştırmazsınız. Şimdi şu şekilde üst kısmına dönüşü yapacağız. 1, 2. 2 tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki boşluğa batarak iki seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın şu şekilde iki zincir çekerek başlamıştık. Trabzanla beraber sanki iki tane ikili trabzan yapmış gibi olduk yan yana. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki şu kutucuğun içerisine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki kutucuğa atlıyorum. Ve buraya batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki kutucuğun içerisine batıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki kutucuğa battım. İkili trabzanımı yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir zincir çekiyoruz. Her kutucuğun içerisine bir tane ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlayıp geliyorum şimdi. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Son boşluğuma geldim. Ortaya boşluk kısmına yine batıyorum. Ve ikili trabzanımı yaptım. Burada şu şekilde yapacağız. Aynı başlangıçtaki gibi bir tane daha ikili trabzan yapacağım. Zincir çekmeden direkt tığımın üzerine ipimi aldım. Hemen şuradaki zincirimi batıyorum. Ve bir, iki seferde çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde bitiriyoruz sıramızı. Şurasının kenar kısmının düz olabilmesi için bu şekilde bitiriyoruz. Ve bu şekilde de zaten başlangıç yapıyoruz. Kanat ip biraz büzüşmeler yaptığı için şu şekilde elinizle her seferine şekil vererek düzeltirseniz daha net, daha doğru şekilde görebilirsiniz. Bakın şu şekilde. Şimdi üst sıraya geçiş yapıyoruz. Üçüncü sıramıza geçiş yapıyoruz. Bir, iki tane zincir çektim. Bir tane daha, üç tane zincir çekiyorum. Burada başlangıcımızı şu şekilde yapıyoruz. Burada bir tane trabzan vardı zaten. Onun yüzden trabzan yapmayacağız. Bakın. Yan yana iki tane trabzan gördüğümüzde trabzan yapmıyoruz. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen boşluğa batıyorum. Ve
ikili trabzanımı yaparak başlangıcımı yaptım. Şimdi bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluğa atladım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluğa atlıyorum. Ve bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sonra üst sıraya geçiş yapacağım. Bir kez daha aynı şekilde kutucuklar yapacağım. Yani toplamda şurada göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde 1, 2, 3, 4. 4 sıra boyunca kutucuklar yapıyoruz. Boşluklar yapıyoruz. Daha sonrasında sık iğne yapacağız. Onu da göstereceğim. Şimdi oraya kadar ilerleyip geliyorum hemen. Sıramı tamamlıyorum. Aklınız karışmasın diye şu kenar kısmı da göstermek istedim. Bir tane zincir çektim. Bakın buradaki boşluğa ikili trabzanımı yaptım. Ama şurada başlangıçta zincirle beraber iki tane ikili trabzan yapmış gibi gözüküyorduk. Bakın şurasından bahsediyorum. Tığımın üzerine bir kez aldım ipimi. Hemen zincirin tepesine batıyorum. Bir, iki seferde çekiyorum. Yani burada da bir tane daha kutucuk yapmış oldum. Şimdi yine dönüşümüzü yapıyoruz. Bir, iki, iki tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen kutucuğun içerisine batıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki boşluğa kutucuğun içerisine atladım. Bu bizim şu an dördüncü sıramız zaten. Hemen bu şekilde ilerleyip sıramı tamamlayıp geliyorum şimdi. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen boşluğa batıyorum. Son boşluğumuza ikili trabzanımı yaptım. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Dümdüz olması için hemen şuradaki zincire de batıyorum. Ve bir tane daha ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum artık. Şimdi ön tarafına dönüş yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Artık şu şekilde saydığımızda 1, 2, 3, 4. 4 sıra boyunca kutucuk yaptık. Şimdi bir tane zincir çektim. Hemen bakın şu yandaki trabzanı da atlıyorum. Boşluğa batarak bir tane sık iğne yaptım. Hemen aynı boşluğa batıyorum. Bir tane daha sık iğne yaptım. İki tane sık iğne yaptım. Tekrar göstereyim burayı. Bir tane zincir çekerek üst sıraya geçişimi yaptım. Şuradaki trabzanı da atlıyorum. Boşluğa battım. İpimi çektim. İlmeğimin içerisine ipimi geçirdim. Sık iğnemi yaptım. Bir tane daha sık iğne yapıyorum boşluğa. İki tane sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa atladım. İpimi çektim. Sık iğnemi yaptım. Aynı boşluğa bir kez daha batıyorum. İki tane sık iğne yaptım. Şimdi yandaki boşluğa kutucuğa atladım. İpimi çektim. Sık iğnemi yaptım. Aynı kutucuğa bir kez daha batıyorum. Bir tane daha sık iğne yaptım. İki tane sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Sık iğnemi yapıyorum. Aynı boşluğa bir kez daha. Yani her kutucuğun içerisine çift sık iğne, iki tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlayıp geliyoruz hemen. Şimdi son kutucuğun içerisine de çift sık iğnemi yaptım. Şuradaki trabzan tepesine de batıyorum. İpimi çektim. İlmeği içerisinden geçerek bir tane de trabzan tepesine sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi bir tane şöyle ters çevireceğim. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa değil bir sonraki boşluğa tığımızı geçirip ipimizi çekerek sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen dibindeki boşluğa değil yanındaki boşluğa battık. Sonra yandaki boşluğa atladım. Sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her boşluğa sık iğne yapacağız. Toplamda bakın şu tarafta göstermek istiyorum. Toplamda 5 sıra boyunca git gel sık iğne yapacağız. Bakın birinci sıramızı beraber gittik zaten. 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 sıra boyunca sık iğne gidip geleceğiz. Daha sonra yine kutucuk yapacağız. Hemen şimdi sık iğnelerimi bu şekilde 5 sıra boyunca tamamlayıp geliyorum. Şimdi 5 sıra boyunca sık iğnemi git gel yaparak tamamladım sıramı. Ve kutucuklara geçeceğiz yine. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Arka kısmındayım. 1, 2 3 tane zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Tığımızın üzerine ipimizi bir kez aldık. Bakın burası zaten başlangıç noktamız. Bunu saymıyoruz. Hemen yanda bir tane boşluk atlıyor. Diğerine batarak ikili trabzanımızı yapıyoruz.
Bir tane boşluk atladım. Diğer sık iğnenin arasına boşluğa batarak ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Diğerine batıyorum. Ve buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atladım. Diğerinden tığımı geçiriyorum. Bir, iki seferde çekerek ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atladım. Diğerine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Diğer boşluktan tığımı geçirip ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bir tane boşluk atlayıp diğer boşluğa tığımızı geçirip ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum hemen. Şimdi son zincirimi çektim. Şuradaki son noktadaki sık iğnenin tepesinden tığımı geçirdim. Ve buraya da ikili trabzanımı yaparak toplamda 22 tane boş kutucuk olması gerekiyor sıra sonunda. Toplamda 22 tane boş kutucuğa ulaşıyoruz yani. Şimdi üst sıraya geçiş yapıyoruz. 1, 2 tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluğa hemen batıyorum. 1, 2 seferde çektim. İkili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki kutucuğun içerisine atlıyorum ve boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki kutucuğun içerisine battım. Ve bir tane ikili trabzan yaptım. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Burada da yapmıştık zaten 4 sıra boyunca. Yine aynı şekilde burada da 4 sıra boyunca kutucuk yaparak ilerleyeceğiz. Daha sonra 5. sıramızda yine 5 tane sık iğne yapacağız. Her boşluğa 2 tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlayacağız. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle 4 tane kutucuk yapmıştık. 1, 2, 3, 4. 4 tane bakın kutucuklu kısımdan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Sık iğne kısmımızda 1, 2, 3, 4. 4 sıra boyunca aynı şeyi tekrarlıyoruz. 4 sıra boyunca kutucuklar yapıyoruz. Trabzanlar yapıyoruz. Üzerine 5 sıra boyunca sık iğne gidiyoruz. Git gel yapıyoruz. Tamamlıyoruz. Yine kutucuk yapıyoruz. Dediğim gibi hep bu şekilde ilerleyip istediğimiz boyuta ulaşana kadar tamamlayıp geliyorum hemen. Şimdi ben son bir zincir çekerek burada ipimi keserek tamamlıyorum artık. Bakın şu şekilde. Şu an ütülenmemiş hali. 1, 2, 3, 4, 4 sıra boyunca sık iğne yaparak ve aralarda da kutucuklar yaparak tamamladım. Şimdi şurayı şu şekilde kıvırıp kullanacağız. Öncelikle ütüleyip geliyorum hemen. Çantamızı birleştirmeden ütüleme işlemimizi yapıyoruz. Bakın bu şekilde tamamen dümdüz oluyor. Şu kısmı birleştirmesini daha sonra göstereceğim. Baştan sıfırdan bir birleştirme yapalım istiyorum. Size daha iyi gösterebilmek için. Şimdi öncelikle ben şu kısmını birleştirmesini yapıyorum. Ama bu tarafta hiç ip koparmak istemiyorsanız, çünkü dikerek değil ilmek yürütme yaparak birleştirme yapacağım. Dikerek de yapılabilir tabii ki. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bakın şurası taban kısmı zaten. Taban kısmını ben birleştirmiştim. Daha sonra şu üst kısmını ördük beraber. Şimdi şöyle yerleştiriyoruz. Bakın burada içine bir kısmını kıvıracağız. Şu şekilde iki tane kutucuk alacağız. İki tanesi dışarıda kalacak ve sık iğne kısmı. Hemen şuradan da o şekilde kıvırıyorum. İki tane kutucuk içeride olacak ve şu 5 sıra yaptığımız sık iğne kısmı iç kısmında kalacak. Şöyle kıvırıyoruz, belirliyoruz. Zaten dümdüz oluyor ütülediğimiz için. Şimdi bunun hemen şu kıvırmaya başladığımız kısmın ucundan, bakın şu şekilde kıvır kısmı şurada gözüküyor. Ucundan yerleştireceğiz. Ama öncelikle boyutunu ayarlamamız gerekiyor. Çünkü bu kısmı da kıvırma yapacağız. Şöyle tuttuğumuzda, bakın tuttum. Hemen şuradaki sık iğnemden fazlalığım gözüküyor. O kısmı da içeriye şu şekilde elimle iyice
kıvırıyorum. Daha sonrasında buradan itibaren sabitleme işlemimize başlayacağız. Kıvırdığım kısımlar kalıyor. Hemen onu da ilmek yürütme yaparak o kısma kadar ilerleyebiliriz. Şöyle tığımı ilmeklerin arasından geçirterek başlangıcımı yapıyorum. İlmeğim alttan üste çektim. Üst kısımdayız. Hemen yandaki boşluğa şöyle batıyorum. Tığımı geçirdim. Alttaki boşluktan da geçirdim. Burada kıvırdığımız kısmın birleştirmesini yapıyoruz sadece. Şimdi yandaki boşluğa batıyorum. Şu şekilde ilmek yürütmemi yapıyorum. Yandaki boşluğa battım. İlmeğimi yukarıya çektim. İpimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çektim. İlmeğimin içerisinden geçirdim ve ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. İlmeğimin içerisinden geçiriyorum. Hemen yandaki boşluktayım. İpimi yukarıya çektim. İlmeğimin içerisinden geçirdim. Hemen yandaki boşluğa atladım. Ve son birleştirmemi yaparak burada tamamladım. Şimdi şu kıvırdığımız kısmın birleştirmesini yaptık. Buradan sonra bunu da ekleyerek birleştirmesini yapacağız. Ben şu şekilde yapıyorum. Şu katladığımız kısım çok kalın durduğu için şöyle içeriye doğru kıvırıyorum iyice onu. Bakın boşluk oluşturdum. Sadece bir kısmını birleştirmesini yapacağım. Diğer türlü çok kalın olduğu için çift olarak birleştirmek biraz zor oluyor. Şu şekilde yukarıya çektim. Hemen şuradaki boşluktan batıyorum. Alttaki boşluktan da batıyorum. Bakın tek olarak batıyorum ki dediğim gibi birleştirmek zor olmasın, kalın olmasın diye. Hemen yandaki boşluğa batıyoruz. İlmek kaydırma yapıyoruz burada. Ekstra bir şey yapmayacağız. Şu son noktaya kadar ilmek yürütmemi yapacağım. Bakın. Şu kıvırdığım kısmı birleştirmiyorum. Demek istediğim buydu. Bu burada dursun. Daha sonra birleştirmesini yaparız. İşte sabitleriz direkt dikerek. İkisini aynı anda yapsaydım eğer çok kalın olacaktı önden görüntü olarak. Bu şekilde daha düzgün gözüküyor. Şimdi bu şekilde her boşluktan tığımızı geçiriyoruz. Boşluktan dedim aslında nereden bulursanız tığınızı geçirebileceğiz, rahatlıkla geçirebileceğiz. Çünkü kanat ip biraz zor olduğu için şu şekilde aralardan geçirerek ilmeği yukarı çekiyoruz. İlmeğimizi içerisinden geçirerek ilmek yürütme yapıyoruz. Hep bu şekilde ilerleyeceğim şimdi. Şu taban kısmına kadar birleştirmemi yapıp geliyorum hemen. Şimdi bakın kenar kısmını birleştirerek geldim. Şurada taban kısmında sıra. Yine aynı şekilde boşluklardan tığımızı geçirebildiğimiz her yerden geçiriyoruz. Ve direkt dönüyorum. Artık taban kısmına dönüşümü yapıyorum. İpim yukarıda, ilmeğimin içerisinden geçirdim. Hemen şöyle yandan boşluktan geçiriyoruz tığımızı. Yine ipimizi yukarıya çekip ilmek yürütmemizi yapıyoruz. Yani tığınızı burada da geçirebildiğiniz her noktadan geçirip ilmek yürütmenizi yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi bu taban kısmını da birleştireceğim bu şekilde. Şuradan tepeden başlamıştık ki ip kopartma yapmayalım diye tepeden başladık. Şöyle taban kısmını da birleştireceğiz yine ilmek yürütme yaparak. Daha sonra buradan şu birleştirme yapacağımız noktaya kadar ilerleyip geliyorum hemen. Şimdi ben tüm etrafında ilmek yürütmemi yaparak tamamladım. En son bakın şu iç kısımda fazla kıvırdığımız kısımlar vardı. Şu üst kısımlar hala duruyor gerçi. Şu yanlardakileri de şu şekilde iğne yardımıyla dikerek buraya sabitledim. Bu tarafı dikmedim. Çünkü astarlama yaparken zaten dikeceğim için bu taraflarını sabitlemedim. Üst taraf şu kenar kısımlarını sabitlemedim. Ama yan kısımlarına da ilmek yürütme yaparak zaten birleştirmemizi yapmıştık. Şimdi buna astarlamasını göstereceğim ama çok ayrıntılı bir şekilde bahsetmeyeceğim astarlamadan.
Bakın şu şekilde elimde astlarımı diktim. Öncelikle taban kısmını direkt koyarak kumaşa ölçtüm, çizdim, kestim. Kare bir dikdörtgen şeklinde bir tabanımız olduğu için bu şekilde tabanını diktim. Yanlarını yine aynı şekilde bakın ölçtüm, diktim yanları. Şu şekilde yanlarını da ekstra diktim. Sonra şu ön kısımlarını da dikerek astarlamamı tamamladım. Bir de bu şekilde bir cep diktim şurasını. Şimdi burası şu şekilde ön kısmı, şöyle göstereyim. Bu şekilde aynı çantanın formunda keserek diktim. Sabitleyeceğim şimdi çantama. Bu ters tarafını kullanacağız. Ters tarafı gözükmeyen tarafı olacak. Düzgün tarafı ise iç kısımda kalan kısım olacak. Şu şekilde direkt yerleştireceğim. Bunu dikmeyi ayrıntılı bir şekilde göstermeyeceğim. Çünkü ekstra hiçbir şey yapmayacağım zaten. Sadece şuralardan bakın. Zaten çantamın uzunluğuna göre astlarımı ayarlamıştım. Şuradan şu şekilde kıvırarak uç kısmından değil, şu birleştirme yapacağımız kısımlardan dikerek sabitleyeceğim. Normal düz şekilde dikişimi gerçekleştireceğim. Onun öncesinde şu şekilde benim elimde askılar var. Bu askıları sabitleyeceğim. Bunları da dikerek sabitleyeceğim. İç kısımdan sabitlemeyi düşünüyorum ben. Şu şekilde şöyle iç kısımdan yerleştirdikten sonra askılarımı bir güzel sabitleyeceğim. Üzerine de astarlamamı yaparak çantamı tamamlayacağım artık. Bakın bu şekilde ben çantamı tamamladım. Şu şekilde astarlamamı da yaptım bahsettiğim gibi. Kollarını diktim, askı kısmını. Ve şu yanlardan da bu şekilde halka yardımı ile uzun askıyı da takarak çantamı tamamladım. Gayet güzel, kullanışlı ve ideal boyutta bir çanta oldu. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.